Bugün 1 Mayıs Dünya İşçi Günü ve Emekçinin Günü kutluyoruz. Alanlardayız. İşçiler burada, emekçiler burada. Her zaman onların yanında olmaya çalışıyoruz. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da destekleyeceğiz. Bir ülkede eğer işçiler mutlu değilse, hakkını alamıyorsa, çalışma barışı yoksa emin olun o ülkede kimse mutlu olamaz. Evine sıcak ekmek götüremiyorsa, sosyal hakları yerinde değilse ve mutlu değilse o toplum mutlu olmaz. Geçtiğimiz bir ayı değerlendirip daha sonra gündem maddelerine geçelim istiyorum. Malumunuz geçen ay yaptığımız toplantıdan sonra Ramazan bayramını hep birlikte kutladık. Bir kez daha geçmiş Ramazan'ımızı tebrik ediyorum. Daha sonra iftar programlarımız bayramdan önce oldu. Gökçeören de iftara katıldık. Ama daha elin bir olay yaşadık. Muhtarımız mazbatasını alacağı gün maalesef kalp krizi geçirerek genç yaşta hayatını kaybetti. Ona da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyorum. Belediyemizin ilk yapacağı icraatlardan biri kreş, gündüz bakım evi ya da çocuk kulübü ya da belediye hizmet alanı olarak kullanılmak üzere bir hayırsever tarafından çocuğunun ismi verilerek temelinde çok kısa sürede atılıp bu eğitim öğretim yılına yani Eylül ayına yetiştirilmek üzere ve sadece yer tahsisi belediyemizden olmak üzere bir madde. Ayça Azak isminin verilmesi şeklindeki şartlı bağışın kabul edilmesi. Ayça Azak da kendi rahmetli olan öz evladının ismine bu kreş gündüz bakım evi yapılacak. Şartlı bağışın kabul edilmesi, konuya esas iş ve işlemlerle ilgili belediye başkanına yetki verilmesinin onaylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yerli üretimi destekliyoruz. Çiftçilerimizi destekliyoruz. Osman Gazi tarım kenti, tarım ilçesi, tarımı daha da güçlendireceğiz. Hem çocuklarımızı hem yurttaşlarımızın sağlıklı besine ulaşmalarını kolaylaştırmak adına bir adım. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik adına Osman Gazi Belediyesi olarak da kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. Sadece bir haftada özel gereksinimli bireyleri hatırlamak, anmak tabii ki yeterli değil. Belediye olarak, yerel yönetimler olarak da bizlerin bu konuda çözümler üretmemiz gerekiyor. Onların yaşamlarını daha kolaylaştırmak için, toplumla bütünleşmeyi sağlayabilmek için ve aslında bu toplumun bir parçası olduğunu unutmadan ve daha da önemlisi her birimizin birer engelli aday olduğunu unutmadan arkadaşlarımızla ve özel gereksinim duyan bireylerimizle ortak bir yaşam sürmeyi ve bu ortak yaşamın kolaylaştırılmasının yollarını bulmamız gerekiyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı bayrak coşkusuyla, Osman Gazi'yi Atatürk bayraklarıyla, Türk bayraklarıyla donatarak kutlayacağız. Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği ve Kurtuluş Savaşı'nın mücadelesini başlattığı gün olan 19 Mayıs'ı Osman Gazi'mize, Bursa'mıza yakışır bir şekilde kutlayacağız. Burada devam edecek bir ilkini yaşayacağımız Gençlik ve Spor Bayramı kutlayacağız. Hem Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını hem de gençliğimizi burada bu bayram coşkusu içerisinde hatırlamak, şehit olanlarımıza hepsine saygımızı, minnetimizi, şükranlarımızı göstermek amacıyla bir program düzenledik. Büyükşehir Belediye ilçe belediye başkanlarımızla Gençlik ve Spor Bayramı'nda hem gençlere örnek olsun, hem sporun her türlü kötülükten uzaklaşmanın yolu olduğunu göstermek için, barışı, kardeşliği göstermek için burada bir gösteri maçı yaptık. Gençlerin artık eğlenebildiği için size çok teşekkür etmek isterim. Teşekkür ederiz. Bursa'lara içeri kocaman bir alkış olalım. Hoş geldiniz. Çok önemli katkılar. Bunlar ileride de daha güzel yerlerde göreceğimiz. Gençlere biz de teşekkür ediyoruz. Bütün ümidimiz gençlikte. Büyük Ömer Atatürk böyle demişti. Gençleri hep sahnede görmek, hep alanlarda görmek en büyük mutluluğumuz. Babarsın sen nasıl bir insansın? Ben seninle aşka düştüm, parçalandım tane tane. Teşekkür ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bizimle birlikte oldular. Atatürk'ün en büyük vecizelerinden biri olan bütün ümidim gençliktedir diyor ve Cumhuriyeti gençlere emanet ediyor. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Hepiniz sağ olun, var olun. Sevindiren halimi sormadan bile aşk sürpriz bir
arkadaşlarının 105 yıl önce ya istiklal ya ölüm diyerek Samsun'a ayak bastıkları gün ve bugün bizim hür bir şekilde, özgür bir şekilde, barış içerisinde bu etkinlikleri düzenleyebiliyorsak, camilerimizde ezanlar okunuyorsa, ibadetleri yapabiliyorsak, bütün bunların hepsi Büyük Önder Atatürk ve sizin arkadaşları sayesinde. Onlara minnet, şükran ve saygıyla yad ediyoruz. Muhteşemsiniz Bursa, Osman Gazi, eylemiyor muyuz? Süpersiniz. Haluk Levent olup da eğlenmemek olur mu? 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Hepinize selamlar, sevgiler. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma kastım. Öksüz yavruları bağrıma kastım. Satranç belki de dünyanın en iyi, en önemli sporlarından biri. Hayırlı olsun. Ailelere de güzel bir turnuva diliyoruz. Çocuklarımıza da buradan daha iyi yerlere gelebilecekleri güzel bir başlangıç olsun diyorum. Çok şanslı olduğumuzu görüyorum. Onun için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın 31 Mart seçimleri öncesi saha çalışmalarında söylediği gibi her mahalleye dokunacağız sözüyle başlayan bu çalışmaların ilkini bugün Çirişhane'de ilk temel atmayla başlatıyoruz. Bundan dolayı da öncelikle değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Osman Gazi Belediye Başkanım Sayın Erkan Aydın'a teşekkürlerimle başlamak isterim. İşte Cumhuriyet Halk Partili o sosyal belediyecilik anlayışının ilk örneğini burada göstererek halka hizmet etme noktasında bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceğine, nasıl hizmet anlayışı olacağına bir örneğini ortaya koymuş oldu. Osman Gazi 136 mahallesinde nerede ne eksik var, ne ihtiyaç var hepsini tespit etti. Seçimin üzerinden geçeli 50 gün oldu. Burada bu temel atma törenini hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İnşallah çok kısa sürede de bitirir. Açılışını da yine böyle kalabalık, coşkulu bir katılımla kutlarız. Özellikle amatör sporlara, spor kulüplerine destek olacağız demiştik. Ve hiç vakit kaybetmeden de temelleri atıyoruz.
Eskiden büyüklerimiz Canboğaz'dan gelir diyorlardı. Ama artık tam tersi oldu. Canboğaz'dan gidiyor. O yüzden gençlerimize fast food değil, o trans yağlı yiyecekler değil, gelin geleneksel Türk yemeklerini, Türk mutfağını yiyin. Can da boğazdan gitmesin diyelim. Topraktan gelen, ağaçtan gelen ve iyi yetiştirildiğinde de en sağlıklı olan gıdalar Türk mutfağında var. Sağlıklı beslenelim, can boğazdan gitmesin, Türk mutfağına önem verelim diyorum. Temelini attığımız Mehum Ayça Azak Gündüz Bakım Evi için bizim bölgemizi tercih ettikleri için ailesine ve başkanlarımıza teşekkürlerimi iletirim. Kreş projesini duyunca çok heyecanlandım ve bu projede ne yapabilirim, nasıl yapabilirim kendisiyle konuşunca ilk projesini beraber yapalım ve bunu en iyi şekilde, en hızlı şekilde ilk eğitim öğretim dönemine yetiştirelim istedik. Bunun için elimizden geldiği kadar hızlı, titiz, özenle çalışıp en güzel projeyle halkın hizmetine sunacağız. Çok değerli Azak ailesi, Metin abi, kardeşi Sönmez, ilk biz seçildikten sonra bu projelerle ilgili yanına gittiğimizde sağ olsun hiç ikiletmeden, daha konuyu anlatır anlatmaz her türlü desteği vereceğini ifade etti ve bugün temel atma töreninde neredeyse inşaatın yarısı bitmek üzere. Rahmetli kızımız Ayça Azak, ben de cenaze töreninde katılmıştım. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. İnşallah ismi burada yaşayacak. Hayırsever annesi, babası onu ölümsüzleştirdiler. Burada her gelen çocuk onun ismiyle hatıralarında gelecek kuracağı güzel bir gelecekte katkı sağlayacak. Seçimden önce söz verdiğimiz gibi icraatlarımızı gerçekleştireceğiz ve Osman Gazi'mize, Bursa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte sizlerin katkısıyla. Erkan Başkanımız gerçekten çok kısa zamanda çok önemli işlere imza atıyor. Biz de gururla takip ediyoruz kendisini. Bizler sosyal demokrat bir anlayışla istiyoruz ki her çocuk nasıl bir ailede doğmuş olursa olsun her türlü imkana, eğitime, sağlığa, oyun alanlarına, yetişme alanlarına, gıdaya erişebilsin ve her çocuk eşit imkanlara, eşit fırsatlara sahip olabilsin. Dünyayla rekabet edebilmesi için, kalkınmacı ve üretim yanlısı bir belediyecilik hizmetinin hayata geçebilmesi için çocuklarımızın eğitilmesinin son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Burada hem gündüz bakım evi hem kreşle birlikte artık çocuklarımız yeni dünyada dijitalleşmeye, çağın istediği Ar-Ge çalışmalarını yürütecek olan nitelikli beyinlere dönüşmeye uygun olarak gelişecekler ve Azak ailesi tarafından merhum evlatları adına yapılan bu bağış tesis dolayısıyla şükranlarımı Sayın Genel Başkanımızın sevgi ve selamlarını kendilerine iletiyorum.